Tekrar hoş geldiniz. 60 dakikaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine konuğumuz var. Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası Başkanı. Hoş geldiniz Zeyna. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Zeynep Hanım. Sağ olun. Zeki Bey, ben geçen hafta katıldığınız, sizin de parçası olduğunuz bir toplantıyla başlamak istiyorum sohbetimize. Depremden etkilenen iller arası düzenlenen toplantı. Yani 7 ilin ticaret ve sanayi odalarının oluşturduğu bölgesel kalkınmada güç birliği platformu toplantılarından söz ediyorum. Şimdi öncelikle bu toplantının öne çıkanı neydi? En acil mesele ne olarak öne çıktı? Öncelikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının memleketimize, milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz geçen hafta Gaziantep'te bölge odalarıyla toplandık. Konumuz şuydu, bu depremle etkilenen illerdi zaten bunların hepsi. Bu illerde acaba daha neler yapabiliriz? Vatandaşlarımıza, iş dünyasına nasıl ulaşabiliriz? Bunlara ne destekler verebiliriz? Çalışanlarımıza. Konumuz buydu. İşbirliği yapmak. Yani şehirlerin ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz? Bu konuda istişarelerde bulunduk. Yani bunu daha önceden zaten geleneksel hale getirdiğimiz bir toplantı bu bölgede, 7 ilde. Arkadaşlarımızla da sohbet ettik, iftar ettik. Yani elimizden geldiğince iş dünyasına nasıl destek verebiliriz çabasındayız. Zaten Odalar Borsalar Birliği olarak da biz bu bölgeye birkaç sefer ziyaret ettik. Bayramdan önce belki yine başkanımızla tekrar ziyaret edip elimizden ne gelir, ne yapabiliriz? İş dünyası olarak belki biliyorsunuz sanayi odaları olarak toplandık. İşte oradaki üreten firmaların ürünlerinin alması için, tedarik için deprem bölgesindendir diye bir proje gerçekleştirdik. Firmaları eşleştiriyoruz. Oradaki üretilen ürünlerle diğer bölgelerdeki ihtiyacı olan firmaların birbirlerine ulaşması için bir program üzerinden. Efendim internette biliyorsunuz internette pazarda sıfır komisyonla birçok e-ticaret şirketlerinin deprem bölgesindeki üretilen ürünlerinin pazar yerinde satılmasını sağladık. İnsanların, firmaların teknik destek ihtiyacı olabilir diye o bölgede hasar gören firmalarımıza teknik destek vermeye çalışıyoruz. Bir tanesinin fabrikasında bir zarar görmüştür. Elemanları yetişmiyordur. Bizim diğer bölgelerimizde zarar görmeyen firmalarımızdan isteyen firmalarımıza da teknik destek vererek bir an önce deprem bölgesindeki işletmelerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ne kadar bir istihdam ve üretim kaybından söz ediyoruz? En büyük sıkıntı hangi alanda? Yani en büyük sıkıntı hangi alanda diye sorduğunuzda sanayi alanında gözüküyor. Neden sanayi alanında gözüküyor? Çünkü Maraş'ta bizim Gaziantep yolu ve Adana yolu üzerindeki bölgelerde sanayilerimizde hasarlar geldi. Meydana geldi. Ama mesela bir Gaziantep'in sanayisinde bir sıkıntı yok. Adana'nın sanayisinde bir sıkıntı yok hamdolsun. Osmaniye'nin sanayisinde yine bir sıkıntı yok. En çok hasar alan sanayisi Maraş oldu. Maraş'ın kendi organize sanayisinde de bir sıkıntı yok. Şimdi burada bir rakam söylemek belki doğru mu bilmiyorum ama Türkiye ekonomisinin %10'u civarında bu ülkedeki ekonomi. Buradan zarar gören kısmen firmalarımız var. Hatta dün akşam bir arkadaşım burada misafir etmiştim. %50 çalıştık diyor. %100 de çalışan yerler var diyor. %20 çalışan yerlerimiz de var diyor. Bir an önce bizim buraları çalıştırmamız lazım. Biz millet olarak da, sanayiciler olarak da elimizden geldiğince fabrikalarımızı çalıştırmaya gayret gösteriyoruz. Sağ olsun devletimiz de bunlarla ilgili yeni bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik paketinden de hem istihdam üzerinde destek olacak hem de kaybolan, zayi olan veya hasar gören makinalarımızın yatırımında da bir 6. bölge teşviği ilçe bazında verildi. Bunun da katkısı çok olacaktır inanıyorum. Ama biz bu kayıpları çok kısa zamanda telafi ederiz. Zaten ihracattaki kayıplarımızı da kısa zamanda telafi ettik. Belki dikkat etmişsinizdir.
Mart ayında ihracatımız %4.4 oranında arttı. İthalatımız da %4.2 arttı. İthalat artış hızı azaldı. Yani ilk çeyrekte de yine bizim ihracatımız geçen yılın ilk çeyreğine göre artıya geçti. Bu da bizim hamdolsun üretim üssü olduğumuzu ispat ediyor. Zeki Bey, ben bu noktada hani ihracatta lafı getirdiniz. Şimdi ihracat söz konusu olunca tabii kurun seviyesi ve ticarete etkileri de gündeme geliyor. Bugün gün içindeki konuklarımızdan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Bir ona kulak verelim, sonra ben sizin de görüşünüzü almak isterim. Bizim enerji faturamız çok yüksek, ancak Çin'den enerji ürünü almıyoruz. Çin'den aldığımız ihracat da devamlı yükseliyor. Aylık bazda baktığımda 3.7 milyarlık aylık bazda Çin'den ithalat yapmışız. Bunu neden vurgusunu yapmak istedim? Evet, İsviçre'den altın alımımız biraz azalmış. Biraz değil, bir hayli azalmış önceki aylara göre, ama altın biraz daha farklı. Çin'den gelen ürünler aslında Türkiye'de birçoğunu yapabileceğimiz. Ancak kurların düşük olması nedeniyle ithalatının daha cazip olmasından kaynaklanan bir ithalat olarak bakabiliriz. Çin'den gelen ürünlerin birçoğu tüketim ürünleri, tüketim malları ve bunların, yani kur mesela bizim hesaplarımıza göre, biz malumunuz maliyetlerimizi üretici fiyat endeksinin ne göre bakarız? Reel efektif döviz kurunu da üretici fiyatlarına göre hesapladığımızda zaten doların olması gereken rakam 24'ün üzerinde. Şimdi bizim elimizde bir 24 üzeri rakam olsa dolar bazında, muhtemelen Çin'den gelen ithalat, tabii ki bunu net söylemem doğru olmaz ama 3.7 değil de daha altında olacağını garanti edebilirim. Ama ne kadar altında olacağını, tabii ki bir gecede bu değişim olmaz. Yoldaki mallar gelecektir, yatırımlar yapılacaktır. Bunlar senelere sarı işler, ama bizim politika olarak ihracatın desteklenmesi, ithalatın da törpülenmesi adına rekabetçi bir kurumuzun olması orta ve uzun vadede tercihimiz. Konteyner maliyetlerinin 10 bin dolarlara geldiği bir dönemde şu anda Şangay'dan Rotterdam'a yapılacak ihracatların 1500 dolar civarına kadar düştüğünü biliyoruz. Aynı konteynerin ülkemizden Rotterdam'a gitmesi, kamyon bazlı olursa, konteyner değil de kamyon bazlı olursa 3000-3200 euro mertebesinde, konteyner olursa da 2200 euro mertebesinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz halihazırda zaten daralması veya resesyon düşünülen Avrupa Birliği pazarımızda rekabet gücümüzün de azaldığını, düştüğünü görüyoruz. Zeki Bey, dinlediniz sanırım siz de. Ne diyorsunuz? Taleplerine katılıyor musunuz? Ayhan abi doğru söylüyor. Yani kurun düşük olması bizim ithalatımızın önünü açtı. Biz bunu tekstil ve konfeksiyon sektöründe görüyoruz. Tabii ithalatın artması içerideki üretimin düşmesine sebep oluyor. İhracatımızla rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Ama devletin de yaptığı bazı şeyler var. Yani ihracatçıya bu konuda biz zaman zaman tartıştığımız zaman da devlet diyor ki, Merkez Bankası size diyor çok cazip şekilde ihracat kredileri veriyoruz. Sizi buralardan sübvanse etmeye çalışıyoruz diyor. O da bir gerçek, ama kurun biraz daha istikrarlı ve artması bizim ihracatçımız için önemli. Kurun artışı aynı zamanda ithalatı da düşürüyor. Ayhan abinin sözlerine katılıyorum. Peki ben size cari açık verisini de sormak istiyorum. Hem cari açı değerlendirmenizi istiyorum ki işte 10 yılın zirvesinde, bir de işsizlik rakamları yine çift hanede. Dolayısıyla hem istihdam açısından hem de ekonominin genel gidişatı açısından bu veriler nasıl değerlendirmeli, ne söylüyor? Gidişat nereye? Şimdi cari açıkta bizim ülke olarak en büyük kaybımız, yani veya cari açık verdiğimiz yer enerji, biliyorsunuz. Enerji bizim canımıza okuyor. Doğalgaz, petrol,
Bu da çok yükseklerdeydi. Şimdi zaman yavaş yavaş geriye geliyor. İnşallah Karadeniz'de çıkacak doğal gazı herhalde bayramda bize hatta verecekler Türkiye'ye, karaya ulaşıp. Bunlar bizim için çok önemli. Yani doğal gazın milli üretilip milli tüketilmesi bizim için çok önemli. Tekrar ifade etmek istiyorum. Doğal gaza bizim ödediğimiz para, döviz, petrolü ödediğimiz döviz bizim cari açığımızı tetikleyen en büyük etken. Bunları biz eğer ülkemizde üretebilirsek bizim cari açıkla ilgili bir sıkıntımız olmaz. Ama öncelikle üretmemiz lazım. İşsizlik rakamına gelince de mevsimsel olabilir. Bugün biliyorsunuz 11 ilde büyük bir afat oldu. Çalışmayan işletmelerimiz var. Yani üretimden düşen yerleri var. Ama şu anda da deseniz ki deprem etkileri bu verilere yansıtılmış değil. TÜİK öyle söyledi. Öyle mi? Hı hı. Yani deseniz ki bir kalifiyeli eleman arıyorum deseniz de o elemanı bulamıyorsunuz. Yani arkadaşların kimisi iş beğenmiyor, kimisi çalışmak istemiyor. Rakamlara baktığınızda bizim bazı işletmelerimizde eleman eksikliğinden kapalı işletmeler var. Hangi sektörlerde eleman nerede Adana'da mesela bulunamıyor? Adana'da çuval plastik sektöründe falan mesela eleman bulamıyorlar Adana Organize Sanayi'de. Efendim ağır sanayi demeyelim de kaynakçılıkta, frezecilikte, tornacılıkta biz oda olarak bunları da yetiştirelim istiyoruz. Eğitimler de veriyoruz. Yani şimdi orada şunu sormak istiyorum ben. Hani buyurun. İş beğenmiyorlar dediğiniz için merak ettim. Şimdi hani eleman bulamamanın birkaç sebebi olabilir. Yani ekonominin makro değerleriyle ilgili olabilir, gidişatıyla ilgili olabilir. Bir de yatırım altyapı meselesi olabilir bu. Şimdi bu dediğiniz konu işte kaynakçı bulamamak vesaire. Türkiye'de bunlar bulunabiliyordu. Dolayısıyla acaba ne oldu? Yani hani bir teşvik sorunu mudur, bir cazibe sorunu mudur? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani ve nasıl aşılır bu? Bizim insanlarımız hizmet sektöründe çalışmak istiyor. Güvenlik görevlisi olmak istiyor, kafelerde çalışmak istiyor, satış elemanı olmak istiyor. Hiçbir arkadaşımız bir makinenin altına yatıp üstüne yatıp mekanikçi olmak istemiyor. Peki bu nasıl cazip hale getirilebilir o zaman? Öyle sorayım. Nasıl cazip hale getirilir? Bunlara biraz vergisel avantaj vermek lazım. Bunların yani bir güvenlik görevlisiyle bir işletmedeki çalışan arkadaşımızın aynı asgari ücrete, aynı gelire tabi olması ister istemez ben de olsam ben de giderim eli yüzü temiz, telefonumla oynayabileceğim hizmet sektöründe çalışmak isterim. Niye işletmede çalışacağım? Bizim işverenlerimiz de işletmedeki arkadaşlarımızı yetiştirdikten sonra iyi maaşlar veriliyor ama bu arkadaşlarımızın heves etmesi önemli. Belki de biz zaman zaman hükümetimize de öneride bulunuyoruz. Üretimde bu çalışan arkadaşların maaşlarının vergileri falan alınmasın veya SGK primleri alınmasın. İşveren zaten vermek istiyor ama bir yandan da devletimiz üretime destek vermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hizmet sektöründeki arkadaşlar da zaten rahat arkadaşlar. Biraz daha maaşlarının az olması lazım eline geçenin. Yani cazip kılacak şeyler yapmamız lazım. Yani şu anda mesela deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza da çalışanlarımıza da farklı maaşlar uygulanması lazım. Dünyanın birçok bölgesinde bu işler yapılmış. Yani deprem sonrası buradaki istihdamı koruyabilmek için bunlara cazip teklifler bulunmuş, cazip şeyler sunulmuş çalışanlara. Yoksa bugün Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da arkadaşlarımız illerini terk etmeye çalışıyorlar. Ama etmemesini sağlamamız lazım. Bunların buralarda çalışmalarını sağlamamız lazım. Yoksa bu fabrikaları da ayağa kaldıramayız. Terk edenler nereye gidiyor daha ziyade Zeki Bey? Vallahi şu anda mesela benim bazı izlenimimde Mersin, Nevşehir, Aydın, Antalya devlet de bunları bir miktar o gün için taşıdı. Yani soğukta kalmaması gerekiyordu. Barınma ihtiyacını, gıdasını, beslenmesini bir şekilde ayarlaması gerekiyordu. Turizmciler Allah razı olsun seferber etti, herkesi otellerini açtı. Birçoğu oralara gitti ama artık yavaş yavaş konteyner kentler kuruluyor, çadırlar bitmek üzere. Biz top olarak da biliyorsunuz bir el verin ev yapalım kampanyası başlattık. Bütün insanlarımızı buraya kampanyaya katılmaya da davet ediyorum. İnşallah burada da depremzedelerimize biz kalıcı konut yaparız. Yani giden arkadaşlarınla bir an önce
kendi şehirlerine, kasabalarına, kazalarına dönmelerini sağlamamız lazım. Ama benim bildiğim Çalışma Bakanlığı da bununla ilgili bir çalışma yapıyor. İnşallah kısa zamanda da açıklarlar, daha avantajlı bir maaş vermeyi düşünüyorlar diye duyuyorum. Zeki Kıvanç, Türkiye seçim sürecinde, seçime hazırlanıyor. İşte bir ay kadar bir süre kaldı şurada. Dolayısıyla bu süreçte reel sektörün çözülmesini beklediği en acil sorunu, yönetime talip olanlardan temel taleplerini... Neler olmasını, neler mi diyorsunuz? Evet, temel talebiniz ne? Ya bizim şu anda... Biz sanayi alanlarının genişlemesini istiyoruz özellikle. Birinci maddemiz bu. Bir yatırımcımız, Allah'a çok şükür, ülkemizde bir yatırım iştahı var. Hiçbir zaman bizim sanayicimiz yatırımdan kaçmıyor. Sanayi alanlarının genişlemesi önemli. Kredide ulaşabilmek önemli. Krediye biraz bugünlerde zaman zaman sıkıntılar çekiyoruz ulaşmakta. Ama yatırımın güzel krediler de veriyor Merkez Bankası, YÜTAK adı altında. Bunların devam etmesi bizim için önemli. TL bazında 10 yıllık faiz, Libor artı bazı, Libor artı 2'lerle falan bir para veriliyor. Bu yatırımcı için çok cazip oldu. Bu sene bizim bölgemizde bu krediden istifade edip yatırım yapan arkadaşlarımız oldu. Bunun devam etmesi önemli. Bir de sanayi alanlarının açılması çok önemli. Ben birkaç tane organize sanayinin yönetim kurulundayım. Şu anda 3000 dönüm yer açsak 30.000 dönüm talep geliyor. Bunu da bizim ilimizde sağ olsun valiliğimiz başkanlığında değişik alanlarda, değişik yerlerde alanları büyütüyoruz. İnşallah daha da ülkemizde şey olur. Mesela Maraş'ta sanayi alanlarında sıkıntı var. Herkes istiyor. Bursa'da var, İstanbul'da var, Trakya'da var. Her tarafta bizim sanayicimiz sanayi alanı bulmakta güçlük çekiyor. Tabii bizim yatırımlarımıza da devletimiz bize cazip şartlarda yine bu YÜTAK kredilerinden devam ederlerse Türkiye'de inanın çok yatırım olur ve oluyor da hamdolsun. Bizim enerji maliyetlerimizin düşmesi önemli. Bu da dünya piyasalarıyla alakalı ama inşallah bu doğalgaz, Karadeniz'deki doğalgaz bir an önce karaya gelir de ülkemizdeki sanayicimiz de kullanır diye ümit ediyorum. Ama biz sanayiciler olarak hiçbir zaman için yılmadık, yorulmadık. Her zaman yatırıma, üretime, istihdama devam ediyoruz. Zeki Kıvanç, edeceğiz teşekkürler. De. Teşekkürler, ben teşekkür sağ olun. Ederim. İyi akşamlar. Profesör Seyfettin